Battleship Yamato. Japonların efsane savaş gemisi, zamanının en büyük savaş gemisi. Elimde Revel marka 1/1201 modeli var. Birazdan boyamasını yapacağız ve altına çok da güzel bir deniz yapacağız. Şimdi hemen kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden parçalar çıkıyor bir poşetin içerisinde ve yanında uyarı ve bilgi kağıtları. Evet, uyarı kağıdı. Bunu kenara ayırıyorum. Sonra Yamato'nun özelliklerinin yazdığı kağıt ve maketin birleşim şemasının olduğu kağıt. Parçaları çıkartıyorum. Bir iskeletin üzerinde birleşik bütün parçalar. Bunları dikkatli bir şekilde bu iskeletten ayırmam gerekiyor. Bunun için maket yan keskisi kullanacağım. Sivri uçlu, oldukça keskin bir yan keski. Bununla parçaları iskeletin üzerinden dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Çok küçük parçalar var. Oldukça küçük ölçekli bir maket. Fazla detaylı bir maket değil. İleri düzey maketçileri memnun etmeyecektir. Şemanın üzerinden parçaların numaralarına bakıyorum. Kenarlarında da yazıyor zaten. Çünkü çok küçük parçalar olduğu için yanlış bir yerini kesmek istemiyorum. Parçaların kesimi bittikten sonra zımparalamaya başlıyorum. Dikkatlice bütün her yerini zımparalıyorum. Özellikle kestiğim kısımları. Kalıp izlerinin olduğu yerleri muhakkak düzgünce bir maket bıçağıyla temizledikten sonra güzelce zımparalıyorum. Çünkü bu kalıp izleri gerçekçiliğimizi azaltacaktır. Dediğim gibi çok detaylı bir model değil. Zaten gerçekçiliği yüksek değil. O yüzden bir de kalıp izleri kalmasın. Çok minik modeller. Bunları dikkatli bir şekilde zımparayla kenarlarını temizliyorum. Zımparanın düz olarak girmediği yerleri de bu şekilde zımparayı kıvırıyorum. Bir çubuk haline getirdikten sonra küçük boşlukların içerisine sokarak rahat bir şekilde zımparalama işlemini yapabiliyorum. Bazı yerlerde maketin birleşimlerinde sıkıntılar var. Buraları da maket bıçağıyla açıyorum. Kenarlarını biraz genişlettikten sonra maket daha rahat bir şekilde oturacak. Bu tarz aksaklıklar olabiliyor böyle maketlerde. Bunları da düzeltiyoruz. Ve yapıştırıcısıyla bu özel bir maket yapıştırıcısı, yine Revel marka. Bununla bütün parçaları birleştiriyorum. Küçük parçaları yerleştirirken bir cımbız kullanıyorum. Çünkü tutması gerçekten zor, çok küçük parçalar. Şemadan kontrol ederek hepsini yerleştiriyorum. Yamato 263 metre boyu 36.9 metrede eni olan tam bir savaş makinesi. 65 bin ton ağırlığı var ve oldukça güçlü silahlarla donatılmış bir gemi. Hazin bir sonu olmuş. Maketimizin birleşimi bitti. Yamato bu şekilde görünüyor. Oldukça donanımlı bir gemi. 1941'de denize inmiş. Ve şu anda biz maketimizin denizini yapıyoruz. Bir MDF parçası üzerine yerleşeceği yerleri ayarladım. Ve sonra deniz dalgalarının nasıl görüneceğini ayarlamak için internet üzerinde bulduğum savaş gemilerinin resimlerine baktım. Buralarda deniz dalgalarının nasıl yerleşeceğini gördükten sonra bir kurşun kalemle yerlerini işaretliyorum. Alüminyum folyodan ince çubuklar kesip dalgaları yapacağım. Daha sonra bunların üzerine sereceğim ince alüminyum tabakası buralarda kabarık kalacak ve dalgaları oluşturmuş olacak. Bunlar benim için bir referans oluyor aynı zamanda. Bu dalga yerlerini ayarlamış oluyorum. Oluşturduğum alüminyum çubukları tutkalla ahşabın üzerine yapıştırıyorum dikkatli bir şekilde. Evet, bütün parçaların yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra bunların üzerine bir kat alüminyum folyo sereceğim. Şimdi bir tutkal ve alçı karışımı hazırlıyorum. Bunu dikkatlice
ahşabın üzerine yayıyorum. Üzerine sereceğim tek kat alüminyumun iyice yapışması için. Öncesinde bu alüminyumu iyice buruşturuyorum ki dalgaları oluştursun. Bazı yerlerde kadrajdan biraz çıkmışım. Bunu tam ayarlayamamışım. Amatörce bir hareket olmuş ama artık idare edin. Şimdi bir fırçanın arkasını kullanarak dalgaları biraz daha belirginleştiriyorum. Evet, folyoyu biraz ezdim kenarlarda. Şimdi denizin geminin geleceği kısmını oradan çıkartıyorum ki gemim denize biraz daha gömülsün. Zaten küçük ölçekli olduğu için bu bana fayda sağlayacak. Oralarda gemi denize gömülmüş olacak. Bir kat daha tutkal ve alçı karışımı hazırladıktan sonra bunu da alüminyum folyonun üzerine parmağımla yediriyorum. Bu keskin köşeleri yok edecek, daha yumuşak bir deniz yüzeyi elde etmemi sağlayacak. İyice her yerine yayıyorum güzelce. Şimdi gemimi astarla boyayacağım. Çift taraflı bantla bir boya kutusunun üzerine yapıştırıyorum. Vallejo marka astarla her yerini güzelce kaplıyorum. Denizi boyuyorum. Önce koyu bir yeşil, sonra daha da koyu bir yeşil yapıyorum üzerine ve üçüncü kat olarak da mavi vuruyorum. Ve böylece okyanus, Pasifik Okyanusu'nun o yeşil mavi rengini yakalamaya çalışıyorum. Derinlik hissi veriyor. Yer yer kalan yeşillikler güzel bir efekt yaratıyor. Bunun üzerine köpükleri de koyduğumuz zaman gayet güzel olacak. Sonra parlak vernik atıyorum üzerine. Createx marka parlak vernik atıyorum Airbrush'ta. Airbrush yardımıyla gemiyi gri bir renkte boyuyorum. Daha sonra Createx'in kendi incelticisiyle hazırladığım oldukça sulu bir siyah boyayı geminin belli noktalarına, birleşim yerlerine sürüyorum. Böylece gölgeli bir görüntü elde etmiş oluyorum. Geminin yanlarına kahverengiyle pas izleri yapıyorum. Kullanılmış hissini veriyor ve güvertesini açık kahverengiyle boyadıktan sonra üzerine yine daha inceltilmiş, oldukça fazla inceltilmiş koyu kahverengiyle geçiyorum. Böylece gölgeli alanlar oluşturmuş oluyorum. Daha gerçekçi bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Çay karıştırmak için kullanılan ahşap çubuklardan bir tanesini keserek sivri bir uç oluşturuyorum. Tutkal ve alçı karışımını dalgaların üst kısımlarına sürerek köpük yapmaya çalışıyorum. Bunun özel jelleri var Revel marka ama bende onlardan olmadığı için tutkal ve alçı kullandım. Kötü de durmadı, gayet de güzel bir görüntü yakalamayı. Kenarlarına güzelce dalgaların üst kısımlarına öncelikle oraları köpük olması için bu tutkal karışımıyla kaplıyorum. Sonra geminin yan taraflarını oldukça dikkatli bir şekilde kaplıyorum bulaşmasın diye her yerine. Arka tarafında çok daha fazla köpük olacak. Çünkü orada motorlar var biliyorsunuz. Güçlü motorlar. Onların yaptığı köpüğü simüle etmek için oraya biraz fazlaca sürdüm. Şimdi dalga üzerlerine de iyice sürdükten sonra biraz da sağa sola ufak köpükler atıştırıyorum. Evet, köpükleme işlemi bitti. Şimdi asıl o böyle daha fazla köpükleri pamukla yapacağım. Böyle etrafa sıçrayan köpükler. Bunları da pamuğu tutkalladıktan sonra dikkatlice yayıyorum ve köpük şeklini elde etmeye çalışıyorum. O sıçrayan su şekillerini elde etmeye çalışıyorum. Sonra onları küçük bir makas yardımıyla kestikten sonra cımbızımı kullanarak geminin istediğim bölgelerine yapıştırıyorum. Bu kuruduğunda sertleşiyor ve olduğu şekilde kalıyor. Nasıl bir şekil verirseniz o şekilde kalmaya devam ediyor. Güzelce her yerine istediğim yerlere yerleştikten sonra ön tarafına oldukça daha fazla yerleştiriyorum ön tarafına. Çünkü orada dalga sıçramaları daha fazla. Ve boyama işlemimiz tamamlandı. Battleship Yamato 1941'de denize indi. Japonların
gurur kaynağıydı, bir simgeydi adeta. 1945'te Okinawa görevine giderken Amerikan donanmasına ait uçaklar tarafından batırıldı. 335 uçak kullanıldı Amerikalılar tarafından Yamato'yu batırmak için. Hazin bir sonu oldu. Ama efsaneler arasında yerini de aldı. Deniz efektimiz de oldukça güzel görünüyor ve maketimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yamato zamanının en büyük savaş gemisiydi. 7 Nisan 1945'te hava desteği olmadan Okinawa'ya doğru yola çıkan Yamato'ya Amerika neredeyse donanmasının tamamıyla saldırdı. Amerikan uçak gemilerinden kalkan 335 uçak tarafından tam 2 saat boyunca bombalanan Yamato 3000'in üzerinde mürettebatı ile battı. Yamato'nun mürettebatından sadece 269 kişi kurtuldu. Şimdi bu efsane gemi denizin 340 metre altında yatıyor.